diyorlar. Dün Marmaris İçmeler'de Halk TV'nin yayınındaydım. Ben çıktım Muğla'nın Menteşe'nin İkizde Köyü'ndeki yangın yerine geleyim dedim. Yayından ayrıldım. Ben ayrıldıktan 40-45 dakika sonra Halk TV'nin canlı yayını birkaç kendini bilmez eşkıya tarafından orası basılıyor. Ve o yayında yayın konukları, yayının sunucusu, bizim milletvekilimiz burada tartaklanıyor. Ya bunlar eşkıyalık eskide dağdaydı. Şimdi ovaya inmiş, sahile inmiş, içmelerin göbeğine inmiş. Bakın o canlı yayında Halk TV halkın sesini duyurmaya çalışıyordu. Ben o canlı yayında oraya gelip bu konukları, milletvekilimizi, sunucuyu tartaklayan eşkıyaları lanetliyorum, kınıyorum onları. Kınıyorum ki onlar gelip o halkın sesi, isyanını, halkın sesini, çığırığını duyurmaya çalışırken onlar o sesleri kısmaya, onları tartaklamaya, dayak atmaya geliyor. Yazıklar olsun onlara. Nasıl bir ortam yaratıldı bu Türkiye'de? Niye el ele bir el birliğiyle gelip o yayına siz de destek verin ve kalkın gidelim hep beraber, onlar da orada adam dövmeye geleceğine gelsinler, burada bu soğutma işlemini yapsınlar. Bir kovada su onlar döksün. O bu su yangını söndürelim. Buna gelsinler. O davranışlarından dolayı onları kim yönlendirdiyse, kim yönettiyse, kendileri geldiyse, ben bu olay nasıl gerçekleştiyse gerçekleştirenleri lanetle kınıyorum Fatih Bey, sizin aracılığınızla. Halk TV burada halkın sesi oldu. Yazıklar olsun ya. O konukları gelip de orada tartaklamak ne demektir ya? Eşkıyalıktan başka bir şey değildir bu ya. Evet. Sayın Vekilim, peki arkada o çıkan dumanlar, ağaçlar, yani alev görüyor musunuz orada? Sadece duman mı var? Orada işte alevler parlıyor Fatih Bey. Alevler parlıyor. Evet, biraz yaklaşsın evet. Telefonu kullanan i̇çinden arkadaşlar. İçinde yanıyor alttan alttan. Çok kötü orası gerçekten ya. O duman herhalde... Ormanın üzerini kaplamış duman ve çok yoğun bir duman var. Alevler de var. Fatih Bey, görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Alevler alt kısmında, hemen altında o dumanların altı alev. Bir bakın üst tarafta alevdi. Bakın buralar dumanlar, oraları sarmış Fatih Bey. Her yer yanıyor. Ya bakın şuralar, bu tepenin öbür yüzü. Bu tepelerin tamamı çam, fıstık çamı, çınar çamı, zeytin ağacı bunlar. Buralar yanıyor. Yani gerçekten devam ediyor yangın. Yani bitti demek erken. Buyurun Sayın Vekilim. Buraya havada müdahale olmazsa, buraya karada müdahaleyle bunlar söndürülemez. Bakın. Ben Orman Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Muğla Valisi'ni göreve davet ediyorum. Kaç gündür, bak 9. gündeyiz. Hatta saat 11'de, 13'de başlamıştı Marmaris'te. 9 gün önce. 10. güne girdik bugün. 10 gündür biz Muğla valisini göremedik. Muğla valisine soruyorum. Muğla'daki yangın krizini kim yönetiyor? Siz neredesiniz? Bu yangın krizi nasıl yönetiliyor? Hava helikopterleri kim tarafından yönlendiriliyor? Uçaklar kim tarafından? Karadaki aracözler, ekipman kim tarafından yönlendiriliyor? Merak ediyorum. Muğla valisi nerede? Merak ediyorum. Bura söndürülmesi lazım. Bakın. Bu yangına havada müdahale edilmezse Fatih Bey akşam üzeri bu ovayı sarar, bakın. Sarar bak. Ben uyarıyorum. Çağrıda bulunuyorum. Buraya havada müdahale edilsin. Bir sorti atıp kaçmasınlar burada. Bakın o saat 14'teki 15'teki çağrıda sonra bir iki helikopter bir iki sorti attı gitti ve kaderine terk edildi. Bunlar bakın 15 metrelik çamlar ve künar çamı bunlar Fatih Bey. Evet. Bu köylüler o künar çamlarını fıstıklarında geçiniyor. Peki şu an Muğla'nın hangi noktalarında yangın olabilir? Sizin bulunduğunuz yer dışından ki yatağın termik santralini ciddi anlamda tehdit ettiğini söylüyorsunuz bu yangının. Başka nerelerde yangın tehdidi ve tehlikesi var şu an Muğla'da? Kavaklı Dere'nin Nebiler'den var. Bozdoğan sırtlarında var. Kavaklı Dere'nin Çamlıbel'den Göktepe'ye doğru, Muğla merkezin Göktepe'sine, Menteşe'nin Göktepe'sine doğru var.
Muğla'da Menteşe'nin İkizcesi'nde var, Bayır'ın üstünde var, Yumaklı'da var. Bu saydığım havza burası zaten. Muğla'nın üzeri, bakın bu gördüğünüz dumanların üzeri Muğla. Biz bir haftadır güneş göremiyoruz Fatih Bey. Güneş göremiyoruz. Dumandan güneş göremiyoruz. Bakın bir haftadır güneşe hasret Muğlalılar. Bakın bunun dışından Milas'ta Gürcez yanıyor. Bayır yine Milas Bayır yanıyor ve Milas Yeniköy Termik Santrali tehlike altında. Şu an yangın oraya ilerliyor. Ve Köyceğiz Akbelen yanıyor. Nereydi bizim diğer ilçe? Vallahi artık durduk. Hayır Enüç ilçemiz. Seydikemer. Seydikemer yanıyor. Bakın buralar durdurulamadı Fatih Bey. Köyceğiz'de kaç gündür işte bakın alevlere bakın. Bakın hani alevler duman diyorsunuz. Alttan yanıyor derin ve şey yerdeyiz bak şuraya. Şimdi nerede görebiliyor musunuz alevleri Fatih Bey? Peki hiç helikopter ya da uçak var mı bölgede ya da yer ekipleri? Yok semalar burada bakın helikopter yok bir şey yok hiçbir şey yok. Biraz önce yani bir saat önce bir iki sorti yaptı gittiler. Şu an bıraktılar kaderine terk ettiler. Bu yangın şu an büyük ve ucu alınamaz bir yere gidecek. Şu aralarda bakın şuraya bakın Fatih Bey görüyor musunuz anladım. Değil mi? Bak, evet yangın bakın. Başladı alevler geldi. Bak, sadece orada değil altta iç kısımlarda tabanlarda yanıyor. Biz yüksekte bakıyoruz uzak mesafedeyiz gözükmüyor yani ama buralar yanıyor şu an alttan Fatih Bey. Ve buranın tamamı ön tarafı zeytin. O zeytinler yanarsa tekrarlıyorum. Yatağın halkı zeytinsiz kalacak. Zeytin yağı olmayacak ve termik santrale yangın ulaşacak. Bakın ben tedbir almaya ve havada müdahale etmeye davet ediyorum. Çağırıyorum. Artık sesim kısıldı. Nasıl bir sesle söyleyeyim? Nasıl bir üslupla, nasıl bir tarzla söyleyeyim? Yani terbiye müsaade etmiyor başka bir şekilde söylemeye. Ben yine terbiye çerçevesinde Cumhurbaşkanını ve Tarım Orman Bakanını göreve davet ediyorum. Muğla Valisini göreve davet ediyorum. Saraylarında, makamlarında çıksınlar, gelsinler bu yangını söndürsünler. Bakın Muğla'nın her noktası yanıyor. İnsanlar güneşe hasret kaldı. Eğer biz güneşi göremezsek, bu yangınlar önlenemezse yeşile hasret kalacağız. Doğada ot kalmayacak. Buradaki hayvanlarını insanlar boşaltıyor. Köy tahliye ettiler hemen aşağıda. O köy tahliye olunca sadece yanlarını, kıyafetlerini alıp bir kısım çıktılar. Köydeki hayvanları falan hepsi kaldı Fatih Bey. Bu insanların yaşadıklarını şu an biz görüyoruz. Gözyaşlarıyla duruyorlar. Bu gözyaşları bu yağmur şeyi ormanı söndürecek. Ama iktidarın helikopterinin suyu gelip ormanı söndüremiyor. İnsanların gözyaşını bu ormana akıtıyor bakın. Ve elinde bir şey gelmiyor insanlar. Çaresizlik içerisinde kaldılar. Sadece şunu söylüyorlar. Biz neden sahipsiz bırakıldık? Bizim devlet yöneticilerimiz...